Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung A70 için Google kamera kullanımı göstereceğim size. Tek A70 için yok. Oppo'dan Xiaomi'ye kadar hepsinde var. Ama her cihazın yani her markanın her cihazında yok maalesef. Sadece Google'ın kendi telefonunda sorunsuz oluyor. İlk öncelikle Google'a girelim arkadaşlar. Ben bu linki yoruma ya da açıklamaya bırakacağım. Şimdi şurada Asus varmış. Asus görebiliyorsunuz. Ondan sonra Google'ın, HTC'nin, Leko diye bir marka, Lenovo, ondan sonra LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Razer, Samsung, başka Xiaomi, başka bir markanın var mı? Başka bir markanın yok arkadaşlar. Biz A70'in yapacağız. Öncelikle kurulunu silelim arkadaşlar. Yani kuruluydu zaten şurada. Şunu şuradan kaldırıyorum. Tamamdır. Şimdi buradan tekrardan indirelim arkadaşlar. Arkadaşlar 6.2.0.30 olması gerekiyor. Buradan bunu indiriyoruz. Reddit'ten geçelim. Evet arkadaşlar. En üstteki değil 10.1.6. En üstteki de çalışmıyor. Hata veriyor. 10.1.6'nın ise sıkıntısız çalışıyor arkadaşlar. İndirmeye başladık. Şu şekilde iniyor şurada. Arkadaşlar indikten sonra devam edelim istiyorsanız. Arkadaşlar 6.2.0 sürümünü indirdik. Şimdi kurmaya geçelim. Yükle diyoruz. Ben daha önce de Google kamera kullanan birisiydim. Hani Samsung'un kendi kamerasıyla Google kamerasında dağlar kadar fark var. Hani bunu ikisini kullanan bir insan anlayabilir zaten. Odak, geri çekimi fark etmiyor. Her yerde Google kamera, Samsung kendi kamerasının önde. Yüklensin arkadaşlar. Yüklendikten sonra da size kendi ayarlarını gösterdikten sonra rahat rahat siz de bu şekilde Google kamera kullanabilirsiniz. Yalnız bazı iki tane şey var kötü yanı. Bir arayüzü biraz donuyor. İkincisi ön kamerada ayna modu var arkadaşlar. Yani sağ bakarsın sola bakıyormuş gibi çekiyor size fotoğraf. O ikisine bir şey bulamadım. Hani yorumlarda bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Şu şekilde kurduk. Hepsine izin veriyoruz. Buradan bunu kabul ederiz. Arkadaşlar şu şekilde kameramızı kurduk. Burada HDR gelişmiş yapacağız. Evet arkadaşlar HDR gelişmiş yaptıktan sonra buradan ayarlar. Buradan en yüksek megapikseli seçmemizde çok fayda vardır. Buradan 5.2 gelişmiş. Arkadaşlar burada bir şeyi ellemiyoruz. Arka video boyutundan 1080p yapalım. Ön video boyutu zaten 1080p. Onun haricinde buradan 4K seçiyoruz arkadaşlar. Burada şöyle belirteyim. Google kameranın ayarlarının kaydettiği bir yer vardır. Burası orası arkadaşlar. Burayı değiştirebilirsiniz. Ama benim tavsiyem değiştirmenizi isteyen yani değiştirmeyin. Kalsın bu şekilde. Buradan gelişmiş. Buradan kamera sesini kapatalım. Konumu kaydetmemek size kalmış arkadaşlar. Ben kaydetsin istiyorum. Buradan About ve açıyoruz orayı arkadaşlar. Kameramız tekrardan başladı. Ayarlar dedik. Burada Pixel 3 arkadaşlar. Burada da Pixel 3 olması gerekiyor. Niye Pixel 3 bekleyeceksiniz? En iyi hani aralarındaki denediğimde tek tek en iyisini Pixel 3 çekiyordu. Onun haricinde de burada işte hani kontrolünden hani pek bir ayar yapmanız gerek yok. Bu şekilde Google kamera çok iyi bir sonuç verecek. Ben buraya çektiğim birkaç fotoğrafı da koyarım. Videonun sonuna. Geri çekim olsun, yönü çekim olsun fark etmeksizin bakarsınız. Hani
Samsung kaydetmiş kullanıcılara fark kendisi görecektir zaten. Tekrardan yerlere girelim arkadaşlar. Burada hareketler kısmı var arkadaşlar mesela. Burada hani dokunma eyleminde mesela ekranlaştırma değil de kamera değiştir istiyorsanız ya ki dokunduğunuzda kamera değiştirsin veyahut da kapatsın istiyorsanız ya da kapalı kalsın hiçbir şey yapmasın istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Ben iki kere dokundurdum yaklaştırsın istiyorum. O yüzden bu şekilde kalacak arkadaşlar bende. Bunlar siz bilirsiniz. Bunlar hani sizin tercihlerinizdir. Kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben size en önemli 2-3 kısmını belirttim. Başka belirtebileceğim bir şey var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Ayrıyetten de şöyle göstereyim. Şunu unuttuk arkadaşlar. About buradan mesela bir sürümünüz çıktı. Örnek veriyorum mesela 6.3 sürüme çıktı diyelim mesela. Check for Update oradan da arkadaşlar. En son güncel sürümü görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada bakalım. 6.1 işte 5.1 ve benzeri sürümler varmış. Ama hani şöyle söyleyeyim. Sürüm ne kadar güncel oldukça, ne kadar üst seviye oldukça sürümü fotoğrafların kalitesi o kadar artıyor. Hani maalesef öyle bir durum var arkadaşlar. Keşke öyle bir durum olmasaydı da A50, A30 ya da A10 kullanıcıları da Google kamera kullanabilseydi. Arkadaşlar size bir kere daha söyleyeyim. Şu henüz indirmiyoruz. Çünkü bu henüz indirirsek şunu çalışmaz. Google kamera hata veriyor ve kendini kapatıyor. Onun haricinde de zaten farklı bir şey kalmadı yani. Anlatabileceğim başka bir şey var mıdır diye bakıyorum ama aynı çok da fazla göremiyorum. Keşke şu megapikselleri de arttırsalardı yani. 5-2 değil de 8-9 olabilirdi mesela ama yapacak bir şey yok. İsterse oraya 30 yazsınlar yine de 8 megapikselle çekecek. Arkadaşlar burada neler model belirlemiyorsunuz. Hani bana belirteyim size. Arkadaşlar şurada bir yerden burada ağır çekim, fotoğraf kabini ve benzeri modları var. Ayrıyeten video çekme. İşte normal bildiğiniz lazım notlu panorama, portre ve benzeri modları da var. Hani bildiğiniz normal bir kamera uygulaması arkadaşlar bu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun, like atın. İyi günler.